Açık Öğretim Lisesi 481 Seçmeli Sanat Tarihi 1 2017 1. dönemden 2019 1. döneme kadar yapılan sınav sorularından derlenmiştir. Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne ne denir? Sanat. Sanat tarihi bilimsel anlamda hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Almanya. Genellikle tarihi veya mitoloji konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro sanatı. Opera. Tarih öncesi uygarlığının gelişme süresinde en uzun kültürel dönem. Eski Taş Çağı. Yerleşik düzene hangi çağda geçilmiştir? Cilalı Taş Çağı. Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere ne denir? Höyük. Orta Taş Çağı da denilen tarih öncesi çağ. Mezolitik Çağ. Çok katlı ve kule şeklinde inşa edilmiş olan zikkuratlar hangi uygarlığa aittir? Sümer. Karnak ve Luxor tapınakları hangi uygarlık döneminde yapılmıştır? Mısır. Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgeyi yerleşim alanı olarak seçmiş olan uygarlık. Lidyalılar. Tümülüs adı verilen mezar yapıları hangi uygarlık mimarisinde görülmektedir? Frikya. Roma mimarlığının oluşturduğu, halkın işleriyle ilgili kullanılan, alışverişin yapıldığı çarşılar ve mahkemelerin de bulunduğu yapılar toplamı. Bazilika. Sümela Manastırı hangi ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır? Trabzon. Gotik mimarisinin en önemli eseri olan Notre Dame Katedrali hangi ülkededir? Fransa. Mona Lisa adlı eser hangi sanatçıya aittir? Leonardo da Vinci. Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı. Pablo Picasso. Dışa vurumculuk olarak da bilinen sanat akımı. Ekspresyonizm. Olayları gülünç ve toplumsal, siyasal yergi öğeleri içererek anlatan müzikal sahne oyunu. Operet. Ülkemizdeki kültürel varlıkların korunması, bakım ve onarımından sorumlu bakanlık hangisidir? Kültür ve Turizm Bakanlığı. Lidya uygarlığının en büyük özelliği ilk kez parayı kullanıma sokmuş olmalarıdır. Başkentleri Sardes'teki ihtişamlı resmi daireler, saraylar, pazar yerleri günümüze kadar ulaşmıştır. Buna göre Lidyalıların hangi alanlarda güçlü oldukları sonucu çıkarılabilir? Ekonomik. Homeros'un yazdığı İlyada destanında anlatılan Çanakkale'de bulunan antik kenttir. Etrafı surlarla çevrili kentteki evler, tapınaklar ve saraylar megaron planlı yapılıdır. Hakkında bilgi verilen antik kent hangisidir? Truva. Sümerlerin çarpma ve bölme işlemlerini basitleştirmek için cetveller hazırlamaları, uzunluk, alan ve hacim ölçülerini bulmaları hangi alanlarda geliştiklerini gösterir? Matematik. Zikkurat, Mezopotamya sanatına ait eserlerden biridir. Doğru. Erzincan, Altıntepe, Ağrı, Patnos, Van, Toprakkale, Adil Cevaz'daki kazılarda çıkarılan eserlerle zengin bir Urartu koleksiyonuna sahip olan ve Ankara'da yer alan müze. Anadolu Medeniyetler Müzesi. Yeryüzündeki anıt kabirlerin en eskisi ve en büyüklerinin bulunduğu ülke. Mısır. Disk atan atlet, Marsiyas ve Athena heykelleriyle tanınan Yunan klasik dönem heykeltıraşı. Miron. Köşk, Rönesans dönemi dini mimari örneklerinden biridir. Yanlış. Rönesans'a tepki olarak ortaya çıkmış olan sanat akımı. Manierizm. Fauvizm akımı sanatçılarının renk açısından en çok etkilendikleri sanatçı. Van Gogh. Cézanne'ın doğadaki her şey koni, küre ve silindir gibi geometrik biçimlerden meydana gelir sözünü benimseyerek oluşan sanat akımı. Kübizm. İspanya'daki iç savaşa duyduğu tepkiyi Guernica adlı başyapıtı ile bütün dünyaya duyuran sanatçı. Pablo Picasso. Roma mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Pisa Katedrali hangi ülkede yer almaktadır? İtalya. Metafizik resim akımı sanatçıları akılcılığı ve mantığı ön planda tutmuşlardır. Yanlış. Heykel, plastik sanatların görsel biçimsel türlerinden birisidir. Doğru. İnsanların yapmış oldukları ilk sanat eserlerinden biri. Mağara resimleri. Hint İmparatoru Şah Cihan'ın ölen eşinin hatırasına yaptırdığı anıt mezar. Taj Mahal. Sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı. Nümizmatik. İcadı tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yazı. Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla topraktan meydana gelen yassı büyük tepelere verilen isim. Höyük. Çanakkale'de bulunan Homeros'un İlyada destanında anlatılan maden çağının en önemli yerleşim birimi. Truva. Mezopotamya sınırlarını belirleyen nehirler. Fırat, Dicle. Milattan önce 3200 yıllarında tarihte ilk defa yazıyı bulan medeniyet. Sümerler. Mısır medeniyetine ait günümüzde de tanınan mimari eser. Mısır piramitleri. Hititlerin başkenti Hattuşa'nın günümüzdeki sınırları içinde bulunduğu şehir. Çorum. Firikler döneminde soylular ve yöneticiler için yapılan anıt mezarlar. Tümülüs. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi olan parayı icat eden Anadolu uygarlığı. Lidyalılar. Yunan medeniyetinde pazar yerlerine verilen isim. Agora. El yazmalarına metni açıklamak amacıyla yerleştirilen açıklayıcı resimlere verilen isim. Minyatür. İtalya'da 15. yüzyılda başlayan ve 16. yüzyılda doruk noktasına ulaşan, sözcük anlamı yeniden doğuş olan, edebiyat, bilim, sanat alanındaki gelişmeleri anlatan kavram. Rönesans. İdeal kadın portresi olarak tanımlanan Mona Lisa eserini yapan ressam. Leonardo da Vinci. Rönesans'a tepki olarak doğan taklitçilik anlamına gelen sanat akımı. Manierizm. Empresyonizm, izlenimcilik sanat akımının kurucusu. Claude Monet. Kübizmin başlangıç noktası olarak kabul edilen eser hangi ressama aittir? Picasso. Toplumların öz kültürlerini inceleyen ve halk bilimi olarak da adlandırılan bilim dalı. Etnografya. Dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen ve ülkemizde yer alan eser. Efes Artemis Tapınağı. Tarih çağları içinde en uzun süre devam eden ve bazı kaynaklarda buzul çağı olarak da adlandırılan çağ. Paleolitik çağ. Konya Çatalhöyük, Mezolitik çağda Anadolu'da bulunan yerleşim yerlerinden biridir. Yanlış. Kalkolitik çağın en önemli özelliği. Hem tarih öncesi dönem hem de yazılı tarih devirlerini barındırması. Maden çağına ait Anadolu'daki en büyük yerleşim yeri. Truva Höyüğü. Anadolu'da anıtsal heykel sanatını başlatan uygarlık. Hitit. Firiklerin ölülerini gömdükleri, üzeri toprak yığınıyla örtülü, yer altında mezar odası bulunan yığma alanlara verilen isim. Tümülüs. Lidyalıların mücevher yapımında ileri düzeyde olması hangi alanda gelişmiş olduklarının bir göstergesidir. Madencilik. Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlayarak Basra Körfezi'ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya. Mısırlıların ölülerin bedenlerinin sağlam kalması amacıyla mumyalama yapmaları hangi bilim dalında gelişme sağlamıştır? Eczacılık. Eski Yunan'da çoğunlukla atletizm yarışlarının yapıldığı spor alanları. Stadyum. Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu döneminde yapılmış olan ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle camiye çevrilen yapı. Ayasofya Camii. İnanç ve bilgiyi kilise ile dinle uyumlu hale getirmeye çalışan Orta Çağ düşünce sistemi. Skolastik felsefe. Roma Saint Peter Kilisesi Michelangelo'ya ait bir eserdir. Doğru. Tüm zamanların en iyi ressamlarından biri olarak kabul edilen ve Mona Lisa eseriyle dünya çapında üne sahip olan sanatçı. Leonardo da Vinci. Gustave Courbet romantizm akımı içerisinde yer alır. Yanlış. Nesne ve varlıkların geometrik şekillerle anlatıldığı, izlenimciliğe tepki olarak çıkmış sanat akımı. Kübizm. Kişinin kendi duygu ve yaratıcılık sürecinin ürünü olarak açılımını yapabileceğimiz kavram. Sanat eseri. Heykel kavramının dar anlamlısı. Yontu. Türlü renklerde küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme tekniğine ne ad verilir? Mozaik. Bütün yapılarda megaron planının esas alınması Hitit mimarlığının özelliklerindendir. Yanlış. Roma tapınaklarındaki sütun başlıkları ve sütunların taşıdığı saçaklar hangi mimari nizamda yapılmışlardır? Korint. Yunan heykel sanatının başlangıç dönemi olarak arkaik dönemde yapılan frontal duruşlu heykellerde hangi uygarlığın etkisi görülür? Mısır. Tarihi ve kültürel varlıklara sahip çıkılmasına verilebilecek güzel bir örnek de Mısır'da Assuan Barajı'nın yapımında sular altında kalacak olan bir tapınağın bir başka yere taşınması olayıdır. Yekpare kayaların kesilerek şimdi bulunduğu yere taşınıp tekrar bir araya getirilen tapınak. Abu Simbel Kaya Tapınağı. Roma katedral ve kiliseleri genellikle kaç nefli olarak inşa edilmişlerdir? 3. Bizans sanatının hangi dönemlerinde konulu ve figürlü resimler yasaklanmıştır? İkonoklazma dönemi. Rönesans mimarisinde örtü sistemi olarak kubbenin yanı sıra ne kullanılmıştır? Tonos. Sanatçılar ilk kez dış dünyadan koparak kendi iç dünyasına yönelmişlerdir. Romantizm. Ressam Leonardo da Vinci denilince akla ilk gelen tablosu. Mona Lisa. Kübizm akımının kurucusu sayılan sanatçı. Pablo Picasso. Sıvı zamkla sulu boya karışımı bir malzeme kullanılarak yapılan resim türüne verilen isim. Guaş. Sanat akımlarının hangisinin hedefinde tamamen tüketim toplumu vardır? Pop art. Taş, tunç, bakır, kil, alçı ve benzeri maddelerden yontularak kalıba dökülerek biçimlendirilen üç boyutlu eserlere ne ad verilir? Heykel. İnsanın yaşadığı doğal çevreyle ilişkilerini konu edinen bilim dalı. Coğrafya. Tarihçiler yazının bilinmediği dönemleri ne ile tanımlamışlardır? Tarih öncesi çağlar. Tunçtan silah, heykel ve mühürlerin yapıldığı dönem. Maden çağı. Irmaklar arasındaki ülke olarak tanımlanan yer. Mezopotamya. Sümer ülkesinde çok fazla taş bulunmadığı için yapılar genellikle hangi malzemelerden yapılmıştır? Kerpiç. Yeryüzündeki anıt kabirlerin en eskisi ve en büyüğü olan piramitler hangi uygarlığa aittir? Mısır. Roma sanatında vahşi hayvan dövüşleri, tarihi savaşların sahneye konulması, avcılık yarışmaları gibi etkinliklerin yapıldığı mekanlara ne ad verilmiştir? Amfiteyatro. Trabzon-Maçka'da Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalığa Meryem Ana adına inşa edilmiş manastır. Sümela Manastırı. Roma İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde Hristiyanların ilk 300 yıl içinde meydana getirdikleri sanat hangi döneme aittir? Erken Hristiyan dönemi. Eğri Çan Kulesi ve Vaftizhanesi ile dünyanın gözde yapılarından biridir. Kulenin eğriliği inşaatın ileri bir safhasında zemindeki çökmeden oluşmuştur. Hakkında bilgi verilen eser. Pisa Katedrali. 18. yüzyılın sonlarında barok ve rokoko sanatlarının aşırı süslemeciliğine karşı oluşan tepki sonucunda ortaya çıkan sanat akımı. Neoklasizm, realizmin önemli temsilcisi. Gustave Courbet, Rembrandt'ın Cerrahlar Loncası tarafından sipariş edilen ve tablosunda tıp öğrencileriyle bir kadavrayı incelediği eseri. Doktor Nicholas Tulp'un Anatomi Dersi. Savaşın yarattığı umutsuzluk içinde eserlerinde anlamsızlık ve hiçliğin ön planda olduğu sanat akımı. Dadaizm, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli sahne oyunu şeklinde tanımlayabileceğimiz sanat türü. Opera, sırasıyla tarih öncesi çağlar, paleolitik, mezolitik, neolitik, kalkolitik, maden, aynı zamanda zaman bilimi olarak tanınan bilim dalı. Kronoloji, eski Mezopotamya, özellikle Asur ve Hitit mimarisinde kullanılan duvarların alt ön yüzünde üzerinde kabartmalar bulunan taş bloklara verilen isim. Orthostat, kaç tür firik mezar yapısı vardır? 2. Yunan sanatında görülen agora'nın işlevini Roma sanatında hangisi görür? Forum, Hermes heykeliyle ünlü klasik dönem Yunan heykeltıraşı. Praxiteles, İstanbul'da bulunan Ayasofya Kilisesi, Türk İslam devletlerinden hangisinin döneminde camiye çevrilmiştir? Osmanlı Devleti, Rönesans mimarlarından hangisinin en önemli eseri Floransa Katedrali'nin kubbesidir? Brunelleschi, Gotik mimarisinin en önemli eseri Fransa'daki Notre Dame Katedrali. 1874 yılında kendilerine ressamlar, heykeltıraşlar ve gravürcüler birliği adını veren bir grup sanatçı Paris'te bir sergi açmıştır. Sergilenen eserler arasında Claude Monet'e ait sergi kataloğundaki İmpresyon, İzlenim Gün Doğumu adlı tablo bu akımın adı olmuştur. Metinde sözü edilen sanat akımı. Empresyonizm, neoklasizm akımı hangi tarzların yapaylığına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır? Barok ve rokoko, Gennaro Bramante'nin tamamlayamadan öldüğü, Roma'daki St. Pierre Kilisesi'nin kubbesini tamamlayan mimar. Michelangelo, barok sanatı Avrupa'da hangi yüzyıllar arasında görülen bir sanat akımıdır? 16. 18. yüzyıl. Piskoposluk kilisesi anlamında kullanılan kavram. Katedral, Pablo Picasso denilince akla gelen sanat akımı. Kübizm, İngiltere'nin 19. yüzyılda yetiştirdiği en büyük manzara ressamı. John Constable, sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.